Hanımlar, heyecan var mı heyecan? Gelinle çocuklarınız bugün size yemeğe geliyorlar. Yemeğe seviniyoruz vallahi. Gerçekten de çok heyecanlı. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Gelinlerin süreleri bitti alışverişte. Şimdi kayınvalidelerin süresini başlatıyorum. Kızlar güzel, şık olmalıyız. Kızlar bir niye bana yapıştınız hepiniz üstüme? Ay yapışmadım, ayağıma basıyorsun ya. Niye üstüme üstüme geliyorsunuz? Senin üstünde ne vardı, üstüne gelin. Ay çekilin. Rahat pantolon gömlek veya pantolon tişört gibi bir şeye bakacağım. Hafif toplu da bir ayakkabı. İçeride giydiğim terlik veya ayakkabı düşünüyorum. Bu olur bana. Üstüm kirlenir. Şimdi ben Adana yemeği pişireceğim. Huriş aldı gene bir tane. Huriş böyle bile gelse okey bence. Evet, ben ay Huriş çok tatlı olmamış mı ama bugün? Çok yakışmış evet. Ya değil mi? Önce çorba, mercimek çorbası, içli köfte. Onun yanına ayran, salata yapacağım. Huriş gene mi yemek tarifi veriyor? Evet. Akşama ne yemek yapacak onu mu söylüyor? Ama dün gece ne diyor biliyor musun? Çok özledim yemekleri diyor. Niye burada aç kalmıyoruz ki? Ama et yemiyor. Başka, evet. Et yemiyor benim kadın. Benim yaptığım diyor başka ya diyor. Tabii. Çok özledim diyor dün akşam. Her gün et, her gün et, her gün et. Kuzu kıymayla yapacaksın yağlı olsun diye. İçine de yağ koyuyorsun zaten. En güzel biraz yağlı oldu mu çok güzel oluyor. Bol soğan, soğan da kırmızı soğan olacak. Basit soğan değil. Burgul da siyah burgul olacak. Adana burgulu. Siyah oluyor, beyaz değil. Ondan daha güzel oluyor. Ben de kaynanama gidersem herhalde annem oğluna göre yemek yapacak. Kız zaten sen aynı evde yaşamıyor musunuz? Daha hayır yani evde. Diyelim ki ayrı evde yaşadık mesela gittik. Herhalde oğluna göre yemek yapacak. Hatta ne yapacağını da biliyorum. Atıyorum 3 çeşit yemek. Ulağına dolması yapacak. 3 ama çeşit yemek yapsa bunu da Alisa çok sever diyerek sana da bir tanesini yapmaz mı yoksa hepsini mi? Ama ben huysuz değilim yemek konusunda. Ben her şeyi yediğim için. Ama vardır sevdiğin mesela kim neyi en çok sever? Ya ben de öyle yemek öyle etmem ama mesela benim kayınvalidem de öyle. Hani biraz genelde 3 çeşit varsa 2 çeşidi Görkem'e göre olur. Bir çeşidi bana göre olur yani. Annem bana tatlı İyi yapar. Yapmamak ben tatlı ama gene yapar. İyidir. Elbise de düşünebilirim de bilmiyorum. Deneyip ona göre karar vereceğim. Polis gömlek de gelinim yemeğe geliyor oğlumla. Şık olmam lazım. Onları güzel karşılamam lazım. Güzel bir sofra hazırlayacağım. Kıyafetimin de güzel olması gerekiyor. O yüzden mücadele ediyorum. Hanımlardan kalırsa aha bunları indireyim mi ben? İş yapıyorum masaya, köfte yoğuruyor. O yüzden şalvar daha rahat. O yüzden şalvarı çok seviyorum. Kayınvaliden seni düşünerek yemek yapar mı? Hani eti çok sevmiyorsun ya yapar. Normalde. Diyor ki et suyunu az koyuyorum diyor. Eti diyor içine az koyuyorum. Gene diyor. Var ama. Gene var. Beni düşünerek yapmış ama içine az koymuş. Kolesterolden. Sonra diyor ama yemeniz lazım bak kansızsın. Hep o şekilde. Yapar yani sağ olsun. Adana yemeğine gelin alıştı. Önce alışmamıştı. Önce salçalı, yağlı yemem yani bayağı şey yaptı sonra. Ama şimdi hepsini yiyor. Bir paçayı yemiyor. Onu da kaşıkla beye veriyor. Buna da alışacaksın artık. Buna da alışacak. Yoksa mumbarı yiyor. İçli köfteye bayılıyor. Ki yağlı yemem yağlı diye. Şimdi görsen götürüyor. Beşer tane koyuyor tabaklara. Ve hepsini götürüyor. Benim kayınvalidem de vallahi oğlunu isterse özellikle ara İstediğim bir şey var mı? Şunu yapayım, bunu yapayım ya da bunu yapmıştım. Şebe onu yapamıyordur evde. Onların kendi yöresine ait Tokatlı oldukları için farklı yöre yemekleri oluyor. Tabii yapmaya çalışıyorum ama kayınvalidem gibi olmuyor. Bazen de yapamıyorum. Şebe diyor onları diyor yapamaz diyor evde. Ben diyor sana diyor burada yapayım. Ama yapıyorlar ya. Öyle. Yapıyorlar. Aynen. Şunu almak istiyorum. O da boyum kısa. Dur ben de. Onu istiyorum ama. Ay çok sağ ol annem. Tam bu. Tam. Tam karşılarım. Güzel güzel yemekleri servis yaparım. Zaten masamı dondururum. Allah Allah. Şebo, Suzan teyze öğretmiyor mu sana kendi yöresini yemeklerini? Yoksa tüyoları vermiyor mu böyle? Sadece ben de yesin diye değil mi? Evet. Kız yok aslında hani gel göstereyim falan diyor da hani böyle nasıl diyeyim sana kafam karışıyor. O kadar çok şey katıyor ki bazen içine ondan sonra diyorum ki yok demek anne ki ben diyorum yapıyor, yapamam. Tarifi tam olarak vermemek için böyle hani anlama diye de olabilir. Bana da geldiğim gibi pilav yapmaya öğret. Bilmiyor oğlu. Kız abi bir şey soracağım. Evlendiğinizde yemek yapmayı tam anlamıyla biliyor muydunuz? Evet ben biliyordum. Ben bilmiyordum. Sen? Bilmiyordun. Bilmiyorum. Peki yani kayınvalideniz mi öğretti yoksa kendiniz mi öğrendiniz? Ben kendim öğrendim. İkisi ben de.
Ben de kendim öğrendim. Hiç ondan böyle bir tarif istemedim. Yani bana şunu öğret, bunu öğret demedim. Benim dediğim gibi hani yöresel yemeklere düşkün olduğumdan dolayı sorduklarım oldu, yapabildiğimi bazen olmuyor siz, tabii. Siz yemek yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Hayvanları hiç öyle zannetmiyor sizinle ilgili. Haberiniz olsun. Ah, vallahi bak özellikle Meltem, Hori çok dedikodu yaptı. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki hayatım dedi, bunların yöresinde hep ot var dedi. Ot yiyorum, ot yiyorum, aç kalkıyorum şu sofradan dedi. O yüzden hiç doymuyorum Meltem'in evine gidince dedi. Ama ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Asla öğrenmeye meyilli davranmıyorum ki hep kendi yapsın. Sonra bana yaptırır. Ben öğrenmiştim. Uğur işime bak, uğur işime. Özellikle Alisa'ya dönmek istiyorum. Alisa hiç güzel yemek yapmadığın için eşin bütün yemekleri sen mutfaktan çıktığın zaman ilk zamanlar full yanı tabağına döküyormuş ya da atıyormuş onları. Evet. Sen de ay aşkım diyormuş ne güzel olmuş eline sağlık. Hakikaten hala güzel yemek yapıyor musun yapmıyor musun? Yok artık güzel yemek yapıyorum çünkü annem öğretti. İlk önce zaten pilav yapmayı öğretti. Oldaç pilav çok severdi. Bir de hafta 7 günde bize pilav vardır yani. Bu derece. Evet, güzel yapar. O güzel yemek yapıyor mu? Çok. Kayınvalidem de yapar, ha? Evet. O da çok güzel yapar. Güzel. Bir dakika. Deniz. Güzel. Bence ben daha güzel yapıyorum. Peki, kocanın en sevdiği yemek ne? Ya o köfte patates falan çok sever. Kazandın. Bilirim onu. Kazandın. Peki, Feyza. Kocanın en sevdiği yemek ne? Et. Naz dedi ki, aslında dedi Feyza dedi yemek yapmasına gerek kalmıyor çünkü benim oğlum o kadar güzel yemek yapıyor ki dedi. Niye öyle gülerek yere bakıyorsun? Öyle miymiş? Öyle dedi vallahi, biz de Naz'ın yalancısıyız. Şöyle güzel yemek yapar tabii ki ama yani birlikte yapıyoruz canım, o yapmıyor tabii ki. Ha, yaptığı da olur ama yani ben, o yapıyor diye bir şey. Ben demek istedi. Feyza sırf yapsa ben de aç kalırım ama Allah'tan oğlum işin içine el atıyor ki ben de doyarak kalkıyorum gibi bir şey söyledi. Öyle algıladı. Doğru. Bir kere pilav yapmıştım. Annem arkadaşıyla birlikte bana misafirliğe geliyorlardı. Pilav çok kötüydü. Annem döktü, baştan yaptı. Vallahi yaz bunu anlatmadı mesela bize. Sorduğumda da et seviyor dedin ama bilemedin. Peki Alisa, kocanın en sevdiği bence yemek... annem bilememiş bu arada. Ben kocamı tanıyorum, annem bilememiş bugün. Öyle mi? Peki bunu ben sizi karşılaştırmaz mıyım? Karşılaştıracağım. Peki hemen bir şey soracağım. Eşin senin yemeklerini mi daha çok seviyor, kayınvalidenin yemeklerini mi? Ya bence benim. Peki Feyza, sana sormama gerek var mı? Yani evde benim yemeklerimi çok bayılarak yediğini söylüyor ama annemlere ne zaman gitsek daha çok yemek yiyor yani. Yani bilmiyorum. Sana farklı, annesine farklı o zaman. Evet, arayı bulmaya çalışıyor evet. Belki de ama. Peki Alisa, ay kıyamam bu Alisa. Hep böyle bir korkarak böyle bu Fulya seni çok baskılamış bu Fulya, az değil bu Fulya. Bir şey soracağım Alisa, eşin senin yemeklerini daha çok seviyor, annesinin yemeklerini. Yani şimdi annesi bana öğrettiği için onun elini aldım. Hı. Bence ikimizdekini de ayırtmıyor yani. Seninkini de artık dökmüyor mu annesinin? Yok artık falan? Dökmüyor. Ha, yani seninkini de artık seviyor. Artık ben tamamen Türk yemekleri yapıyorum. Ben de bir gün geleyim de bana da yap. Olur. Pilav yap. Şebnem, senin yemeklerini mi seviyor yoksa Suzan'ın yemeklerini mi seviyor? Benim yemeklerimi seviyor. Evet. Allah'ım çok tatlıyım Allah'ım. Hepsinden en güzeli benim Allah'ım. Onu bırak da başkaları söylesin Fulya. Allah'ım çok tatlıyım. Biz söyleyelim başkaları anlatsın. Siz gıcık olun diye yapıyorum. Bir insan kendi kendini övmez. Siz gıcık olun diye. Kendi kendini övmez. Bırak da biz övelim canım. Bırak da biz övelim. Ay dokunma bana. Sen de bana dokunma. Sen dokundun, ben sana niye dokunayım? Geçerken elini çarptık. Allah Allah. Bunlar böyle. Sözü bunu bir tek ben söylemiyorum. Bunu herkes söylüyor. Çevremdeki herkes. Şu iki de bir saçını sallama, saçım saçımı oluyor. Sallamayacağım. Açma. Açayım. Bunu herkes söylüyor. Herkes beni ne hem seviyor sen? Hem çok tatlı. Ayol beni daha çok şeker olduğunu söylüyor. Nanay, 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 nanay. Bak nasıl kışa kışa yoldun gidiyorsun. Kış 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 kış. Çünkü laf bulamıyorsun sen bana Suzi. Aman Adanalım, güzel Adanalım. Başka bir özelliğin yok. Bugün böyle aranızda bir sorun yokmuş gibi ama her an sizden ben bir fırtına bekliyorum. Çünkü Feyza, sen böyle bugün böyle kimseyle muhatap olmuyor havasındasın. Niye? Ben puanlamada görüşeceğim bugün. Birkaç dünden içimde kalan birkaç şeyler var.
Eyvah, senin içinde kaldıysa yandık biz. Ben içimde kalmasın dışında. Kız sen aslında var ya Naciye ile çok iyi anlaşıyorsun. Aynı burçmuşuz. Evet. Naciye ile benziyor öyle ha. Şey biraz ya, evet biraz daha kontrollü. Öyle mi? Bir 30 yıl sonra Naciye'nin falan. Naciye'nin kontrollüsü yani. Evet evet. Sen Naciye'ye kontrolsüz mü diyorsun? Naciye abla çat 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 vallahi lerzanım. Kontrolsüz yani. Kontrol, Naciye'nin kontrolsüz gücüne sevgiler.